Evet, selamlar, saygılar efendim. Berkay'ın replayindeyiz. Berkay Hawk 30 tankıyla oynuyor. HVK 30 tankıyla oynuyor. Bir medium tank gibi de görünse HVK 30 aslında bir Alman light tankı. Premium bir Alman tankı ama bunun premium olmayan versiyonu da var. Ki premium olmayan versiyonun 9. seviyesiyle ben 15.000 spot vermeye, öyle bir görev vardı ya hareket görevlerinde. Onu yapmıştım. Bu tankı da aslında size tavsiye edebilirim. Hani diğer light tanklara göre oynaması falan biraz daha farklıdır. Çünkü biraz büyük bir cüssesi vardır ama spot mekanikleri gayet iyidir. Şimdi çok fazla lafı uzatmayalım. Berkay ileri doğru atılıyor. Bu arada zaten gelmeniz gereken ilk nokta bu. Eğer bir light tanksanız ve aşağıda, yani haritayı ikiye böldüğümüzde sağda oynamak istiyorsanız ilk gelmeniz gereken yer burası. Zaten Berkay da oraya doğru gitti. Orada birkaç düşmanı spotladıktan sonra geriye doğru kendi yine base'ine doğru dönmeye başladı. Haritayı okuduğumuzda birazcık işi zor olacak gibi görünüyor. Çünkü takımı genelde sol tarafta ve Berkay burada daha mantıklı olarak sağda, Hawk diyelim ya da Hawk daha mantıklı olarak sağda savaşmak istiyor. Sağda bulunmak istiyor. Sağ tarafta bulunmak istiyor. Çünkü orada daha fazla iş yapacağına inanıyor ki mantıklı olan da zaten o. Bu dakikalarda biraz bekliyor. Spot yedi. Çok ilginç bir şekilde. Buradan nereden spotlandı açıkçası. Spotlanması da biraz zor noktaydı. O işaret etti. Tahmin ettiği yeri buradan gelecekler diye. Tekrar dönerken evet, büyük bir ihtimalle o ilk işaret ettiği yerde. Yani G9 bölgesinde, G0 bölgesinde düşman var. Berkay burada çok fazla durması gerektiğini düşünüyor ki iyi ki de durmamış. Bu arada giderken bir düşman tankı gördü ama ona atışı isabetsizdi. Aynı şekilde geri kaçmaya devam ediyor Berkay. Buradaki evlerin arasına, dediğim gibi rakipleri de arasındaki mesafeyi sürekli koruyor Berkay. Sürekli belli bir bölgede tur atıyor diyebiliriz. Evet, bir tank destroyer gördü. Ona nişanını aldı ve hasarını verdi. Şimdi şöyle bir baktığımızda Berkay'ın işi kolay değil. Çünkü Berkay sağ tarafta ve sağ tarafa hiçbir şekilde destek gelmiyor. En fazla şu G3, G4 tarafında iki tank var. Su ve T-43, onlardan destek verebilir. Berkay da tabii ki desteği olmadığı için diğer tarafa doğru gitmek zorunda. Çünkü çok fazla ileride kalırsa elbet spotlanacak ve diğer tanklar için kolay bir yem olduğu için tankı rahatlıkla garaja yollanabilecek. Bunun farkında olan Berkay yine farklı otların arasına girerek, bakın kademeli çekilerek komple en arkaya kaçayım, base'in en arkasına kaçayım yapmıyor ki light tank oynamanın mantığı da budur. Kademeli geri çekilerek hem belki gelecek düşman araçlara spot vermeyi planlıyor hem de bu şekilde gelen olursa hasar atarım ya da en azından spot veririm diyor. Burada hasar atmadı, ben vuracağını, ateş edeceğini tahmin ettim ama biraz daha net bir şekilde eğim koymak istedi tanka, o şekilde ateş etmek istedi. Ama burada büyük ihtimalle ateşini yapacak Berkay. Biraz daha sola verirse 1315 spot hasarı oldu. Tek spot hasarı görünüyor. Maç sonunda zaten JPEG'lerden ya da maç sonu skorlarından onları da görürüz. Gördüğünüz gibi şu anda Berkay'ın tam anlamıyla taktiği tutuyor. Ne demiştik? Kademeli çekil, kademeli geri gel ve kendi takım arkadaşlarınla rakip takım oyuncularının çıkabileceği yerde yeri mesafesi olarak koru. Bunu tam anlamıyla yapıyor Berkay. Tabii maç onlar için çok da iyi gitmiyor. Şu anda yeri çok güzel Berkay'ın. Pasif spot veriyor. Pasif spot dediğimiz, bildiğiniz gibi tankımızla bir çalının içine ya da bir otun içine giriyoruz. Orada hareket etmeden kalarak rakip tankları spotlayabiliyoruz. Berkay yine geri çekiliyor. Büyük bir ihtimalle yerini değiştirecek. Evet, yerini değiştirecek. En sağ tarafa doğru gidiyor. Sağdan hem atış pozisyonu arayacak hem de tahminimce daha derinlere giderek, çünkü kendi takım artık skoru eşitlemek üzere 5'e 6 ve basma ihtimalleri var ki BZ gördüğünüz gibi 166 tankı da ağır tankta rakip tankların olduğu bölgeye doğru basıyor. Berkay yine rakiplerin olduğu yere doğru gittiğini düşünüyor. Nerede olduğunu tahmin ediyor. Bunu yapmanız gerekiyor light oynarken. Rakip nerede? Nerede olabilir? Nereye yatmış, nereye sote yapmış, pusuyu kurmuş olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Tavsiye edeceğim bir tank ama tabi premium olması, hani alınır mı alınmaz mı, işte o kadar premium tank var, kalkıp light tank alınır mı,
Bu tamamen size kalmış bir şey. Karar sizin yani. 7'yi 7 yaptı Berkay skoru. Takımımız yaptı daha doğrusu. Berkay'ın desteği çok büyük. Bunda spot hasarı çok fazla. Gördüğünüz gibi 3100 küsür spot hasarı var. Artık burada birazcık da spot hasarını bırakıp damage hasarı oynuyor. Kendi vermek istiyor hasarı. İki tank onu sıkıştırdı. Berkay çok rahat bir pozisyon. Tabii paletli hasar verirse çok daha iyi ama paletli hasar veremedi. Yine net bir atışı var Berkay'ın arkadan. Yine paletli vermek istiyor ama çok oynuyor tanklar. O da çok ince ayarlar artık Berkay. Ne yapmaya çalışıyor? At artık. Ha, evet, kill almaya çalışıyor. Tamam, kill almaya çalışıyor. Evet, kill almaya çalışıyor ve killini aldıktan sonra da buradan basıp gidiyor. 8-8 skor dengelendi ama henüz her şey bitmedi. Berkay full canlı olması, Berkay'ın ki alta da yazdı gördüğünüz gibi, kill için teşekkür ederim yazdı. Berkay'ın full canlı olması takımı için çok önemli. Çünkü daha cesur oynarsanız eğer canınız fullse, tek atışta ölmeyecek bir canınız varsa, light tanksanız daha cesur oynarsınız. 8-9 henüz her şey bitmiş değil ama iki takım için de kritik bir aşamadayız. Berkay yine net bir atış pozisyonu buldu ama gördüğünüz gibi topu eğim süresi çok uzun süren bir tanka sahip Berkay. O yüzden de çok fazla atış kaçırabiliyorsunuz bu tank ve bu tank minivallerindeki tanklarla. 9-9 Berkay 3712 spot hasarında ve iki takım da şu anda çok denk. Berkay net bir atış T29'a atışını yaptı ve başarılı bir atışla 220'de hasar verdi ve aynı anda da ona spot vermişti. 4000 küsur spot ve Berkay şu anda takımını sırtlıyor. Dediğim gibi bu tip haritalarda özellikle maç bu şekildeyken çok önemli Light'ın iyi olması ve Light'ın full canlı olması, sektirmesi iyi olmadı. Ama tüm takıma rakip düşmanlarının yerini bir kere de gösterdi Berkay. 3 tank spotlandı orada Berkay sayesinde. Artı bu arada T-34-2'yi bombalamaya, onun kafasına bomba yağdırmaya devam ediyor. Berkay eğimini alacak. Çok zor bir yerde Berkay için, çok zor bir yerde. Oradan taretini görüyor ve taretine de delmesi çok zor. Nişan alması da çok zor. Sabit kalması gerekiyor. Mermi onun üstüne götürmesi gerekiyor. Bu arada RT Berkay'ın açtığı tankları hala bombalamaya devam ediyor. Evet, evet, tam istediği işte bu. Çok çok zor bir atıştı aslında. Çevir at demeyelim ama hani hareketli bir eğimdi Berkay için ve bu tank için çok kolay bir atış değildi. 4400 spot. Full can ve şimdi Berkay geriye kalmış son iki ağıra doğru gidiyor. Evet, karşısında Emil yandan gördü. Hasarını yağdıracak Emil'e ilk atışını yapıyor. 235. Bakalım burada kill'e uğraşacak mı? Ona bakacağız. Evet. Kill'i aldılar Berkay'dan. Kill'i aldılar. Çok hızlı oldu. 2 artı. Peş peşe atınca çok hızlı bir şekilde Berkay'ın elinde kill'i aldılar işte. Manevra, biraz da şans. Ama Arti'nin oraya ya da ona atma ihtimali çok yüksekti. Berkay tepeden yaklaşıyor rakibine. Şok da şu anda. Eğim süresi çok kötü. Topu çok kötü. Başarılı bir atış. Başarılı bir atış. RNG'nin de burada etkisi yok demek yanlış olur. Ve Berkay son 2 Arti'ye doğru gidecek. Buradan atış yaparsa patlayıcı yüklüymüş Berkay'da. Tabi patlayıcı yüklü olduğu için çok küçük bir hasar verdi ama olsun, önemli değil. Bu da kaçtı. Berkay artık bunu atıp bir kill daha almak istiyor. O da RNG'ye küfür ediyor. Patlayıcı yükledim, biraz daha yüksek hasar verebilirim diyor. Evet, mantıklı aslında. Tekte almak istiyordu RT'yi orada. 300 küsür canı olan RT'yi patlayıcıyla tekte alabilirim diyordu. İşte 332'ye vurdu. Ama yine RNG'nin sayesinde Berkay son kili kaçırdı. Evet, şimdi maç sonu skorlara gidelim. Bu arada Berkay güzel bir oyun sergiledi. Canını tamamen korudu. Rakipleri sürekli spotladı ve atışlarıyla da destek oldu takımına diyebiliriz. Evet, maç sonu skorlara baktığımızda Master'ını alıyor tankın. 180.000 kredi kazanıyor. 6.828 deneyim ve 25 tahvili cebine koyuyor Berkay. 2.441 hasar veriyor. 7 kill alıyor ve 4.724 destek spot hasarı veriyor Berkay. Berkay takımda en fazla hasar veren ikinci kişi oluyor. Ve en fazla deneyim puanı alan tank ve kişi oluyor Berkay takımdaki.
Tabii burada Berkay'ın yapması gerekenden fazlasını yaptığını görüyoruz. Yani bu spot hasarı evet Berkay'ın görevi ama bu kadar hasar vermesi ya da bu kadar hasar desteklemek değil yanlış aslında. Ben ilk başta destek hasar dedim. Atışları da destek veriyor. Atış yaparak destek veriyordum. Bayağı takımı sürüklemiş. Ama en nihayetinde Berkay çok başarılı bir maç çıkarmış. Berkay'a da tebrik ediyoruz. Bu replay için de teşekkür ediyoruz Berkay'a. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.